Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, 11 ayın sultanı evlerimize, gönüllerimize misafir oldu. Sultanlara yakışır şekilde karşıladık, hizmet ettik ve kendisine güzelce hürmet ettik. Tabi misafirlik sayılı günlerde oluyor, sayılı günlerde. Misafirliği bitti ve bizlere veda ederek mutlu bir şekilde kendilerini Ramazan-ı Şerif ayını uğurladık ve bayrama ulaştık. Bayram sevinç, mutluluk, huzurlu olma, neşeli olma demek. Ama bizler yıllardır sevinçle üzüntüyü bir arada yaşamaktayız. Sevinçliyiz. Bayrama çıktığımız için sevinçliyiz. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde kim inanarak karşılığını da Allah Celle Celaluhu'dan bekleyerek Ramazan ayının gündüzlerini oruçla gecelerini de ibadette geçirir, orucu zedeleyecek olan şeylerden de uzak kalırsa Ramazan'ın bitiminde anasından doğduğu gün gibi günahlardan sıyrılmış olarak, arınmış olarak bayrama çıkar diyor. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu'nun merhametine sığınarak rahmetinden ümit kesmiyoruz, öyle buyuruyor. Bizler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müjdesine nail olduğumuz ümidiyle bayrama çıktık ve sevinçliyiz. Çünkü günahlardan sıyrıldığımızı, temizlendiğimizi düşünüyoruz. Üzüntülüyüz. Çünkü yıllardır zalimler Müslüman kardeşlerimizin başına dünyanın dört bir tarafında bombalar yağdırmakta, evlerini harap etmekte, milyonlarca kardeşimizi katlettiler, katletmekteler, devam ediyorlar. Milyonlarca kardeşimizi de evsiz, baksız, yurtsuz bıraktılar. Gidecek yerleri yok şu anda. Ve sözüm ona, insan hakları kuruluşu bu zulme ses çıkarmamakta, tepki, yeteri kadar tepki vermemektedir. Maalesef Müslümanları idare eden idarecilerin birçoğu da yeteri kadar bu konuda duyarlı değiller. Hatta ne acıdır ki bazı kardeşlerimiz de, bazı yöneticiler de zalimlerle işbirliği halindeler. Yüce Rabbimizden niyazımız Müslüman kardeşlerimize yapılan bu zulmü en kısa zamanda bertaraf etmesi, onların da huzura kavuşması. Bu sene bu üzüntümüze bir üzüntü daha eklendi. O da virüs musibeti. Virüs bizleri evlerimize hapsetti. Camilerimizi, işyerlerimizi kapattı. Maalesef Ramazan-ı Şerif'te dahi cemaat da cuma namazlarını, teravih namazlarını, bayram namazlarını kılamaz olduk. Rabbimiz Celle Celaluhu en kısa zamanda bu musibeti bizlerden, bütün insanlıktan alarak tekrar camilerde omuz omuza, gönül gönüle beraber ibadet yapmamızı nasip ve miyesser eylesin inşallahü teala. Bayramlarda sevineceğiz. Tabi birbirimizi arayacağız. Ziyaret etmemiz mümkün değil ama arayacağız. Sevgimizi belirteceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki arşın etrafında nurdan minberler vardır. O minberler üzerinde oturan elbiseleri nur, yüzleri de nurlu olan topluluklar vardır. Bunlar peygamberler değil, şehitler de değillerdir. Bunlar Allah rızası için birbirini seven,
Allah rızası için birbirini ziyaret eden, Allah rızası için birbiriyle oturan kimselerdir. Kıymetli kardeşlerim, muhabbet yani sevgi parayla değil, üstelik sevgiyi, muhabbeti paylaştığımız zaman azalmıyor, artıyor. Sevgi paylaşıldıkça artar, üzüntüler, kederler paylaşıldıkça da azalır. Birbirimizi sevmeye çalışalım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi كُنْ عِبَادَ اللّٰهِ اِخْفَانَ Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Kardeşiz zaten. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu birbirimize karşı olan muhabbetimizi artırsın. Bu temenniler doğrultusunda hepimizin bayramı mübarek olsun. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bundan sonra kalan ömrümüzün kısmını da rızasına uygun olarak geçirmemizi hepimize nasip ederek ebedi alemdeki mutluluğa bizleri ulaştırsın. Çok muhterem kıymetli kardeşlerim, sizlerin, ailelerinizin, sevdiklerinizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle tebrik eder. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde nice bayramlara, nice Ramazan-ı Şeriflere ulaşmayı, kavuşmayı Yüce Rabbim'den niyaz ederim. Bizleri tanıyan ve tanımayan bütün gönül dost ve kardeşlerimize buradan selam ve dua ederiz. Yıllar önce 1992-1993 yılları arasında Aziziye Camii'nde hizmette bulundum. Aziziye Camii'nin din gönüllüsü, kıymetli Fahri Hocamızın talebi doğrultusunda Mahmud Efendi Hazretleri tarafından Aziziye Camii'ne gönderildim. Eşimle beraber bir yıl gibi bir süre güzel ve bereketli hizmetlerimiz oldu. Değerli dostlar, hayat o kadar hızlı ki dün gibiydi. Şu anda Kocaeli Başiskele Merkez Camii İmam Hatibi ve İmam-ı Gazali Din İlimlerini İhya Derneği Başkanı olarak hizmetlerimize devam etmekteyiz. Tefsir, hadis, fıkıh, ders ve sohbetlerimiz 4-6 yaş çocuklarımıza din eğitimi ve her yaşta kardeşlerimize dini ilimler ve Arapça eğitimi vermekteyiz. Gaye ve hedefimiz yaratan Rabbimize kul, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma yolunda bir şeyler yapabilmek. Özetle söylersek, niçin yaratıldığımızı, dünyada niçin var olduğumuzu, niçin yaşadığımızın bilinci ve şuuru ile yaşamak, hayatımızın bütününde, her anında ve her alanında Kur'an ve sünnet ölçülerince hareket etmek ve o şekilde yaşamaktır. Değerli kardeşlerim, yaşadığımız dünya hepimizin gözü önünde. 15 asır önce Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bütün insanlığa ve özellikle iman eden Müslümanlara bir hayat nizamı getirdi. Kur'an ve sünnet üzere bir hayat yaşamamızı söyledi. Ama insanlar alışmış oldukları hayattan vazgeçip Allah'ın razı olacağı hayatı yaşamaya yanaşmadılar. Alıştığımız hayatı değiştiremeyiz dediler. Fakat şimdi hepimiz şahidiz ki gözle görünmeyen bir virüs bütün dünyanın yaşantısını, hayatını
değiştirdi. Değerli kardeşlerim, gelin fırsat elimizdeyken, henüz geç olmadan hayatımızı, çoluk çocuğumuzu, yaşantımızı gözden geçirelim. Kur'an'a ve sünnete yapışalım. Allah ve Resulü'nün istediği bir hayatı yaşamaya karar verelim. Bedenimizin ölmesine sebep olan virüsten sakındığımız kadar ruhlarımızın ve kalplerimizin ölmesine sebep olan haramlardan, günahlardan da sakınalım değerli kardeşlerim. Hayatımızı Kur'an'a ve sünnete göre güncelleyelim. Sizlerle en kısa zamanda tekrar bir araya gelmek ümidiyle sizleri en içten kalbi duygularımla selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın 2004 ve 2008 yılları arasında bilvesile tanış, biliş kıldığı, ülfet ve muhabbet ettirdiği o günden bu tarafa gönlümden hiçbir zaman çıkarmadığım ve gönlümde müstesna yeri olan kıymetli dostlarım, değerli büyüklerim, sevgili kardeşlerim, öncelikle Rabbimizin bizlere ikramı olan o Ramazan bayramının her birerlerimize hayırlar ve bereketler getirmesini diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Bu sene Allah-u Teala Hazretleri öyle takdir eyledi. Sadece ana yurdumuzda, Türkiye'mizde değil, dünyanın her yerinde ve gurbet dediğimiz o diyarlarda bulunan kardeşlerimiz dahi Ramazan'ın sevincini, iftar sevincini, mukabele sevincini, teravih sevincini, cuma sevincini, Kadir gecesi sevincini, bayram sevincini yaşayamadık. Gönlümüzde, ömrümüzde ilk defa yaşadığımız bu halin bir burukluğu var. Ramazan'dan dileğimiz ve temennimiz odur ki halin hakkımızda hayırlara tebdil olunması. Teala Hazretleri, eğer biz ümmeti Muhammed'in günahından, masiyetinden, gafletinden kaynaklanıyorsa bu iptila, bizleri razı ve hoşnut olduğu manada itaatler ve ibadetlere yönelterek, razı olduğu halleri bizlere ikram ederek, razı olduğu bilgiyi, bilinci, şuuru, ihlası, samimiyeti bizlere ikram ederek bu iptilayı üzerimizden kaldırması ve bu iptilayı hakkımızda hayırlara tebdil etmesidir. Eğer ümmeti Muhammed'in sabrı, ümmeti Muhammed'in Cenab-ı Hakk'a hakiki manada imanı, tevekkülü, teslimiyeti olacaksa, olmalıysa, Allah-u Teala Hazretleri onu bize ikram ederek derecemizi ve katındaki yakınlığımızı, kurbiyetimizi artırmasıdır. Allah-u Teala Hazretleri inşallah bundan sonraki ömrümüzde sağlık, sıhhat, afiyet, hayır, huzur ve bereketle nice Ramazanlar, nice Kadir geceleri, nice bayramlar bizlere ikram eylesin. Ben camimizden
alındığı andan itibaren şu ana gelinceye dek emeği geçen, o hale gelmesinde katkısı olan ve ebediyet alemine göçmüş olan, başta Mehmet Macit amcam olmak üzere bütün büyüklerimi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Şu an orada bulunan bütün kardeşlerimizin daha bir özveriyle, daha bir candan ve samimi olarak camiye sahip çıkmalarını, camiye cemaat olmalarını, camiyi cıvıl cıvıl nesilleriyle tanış biliş kılmalarını haseten rica ediyorum. Ben her daim sizlere Allah için duacıyım. Sizler de bu kardeşinize dua edin. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif bayramınız mübarek olsun. Bizleri bir kez daha sıhhat afiyet içerisinde bayrama kavuşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Bayramlar gölge bayramlar. Asıl bayram inşallah ahirette olacaktır. Ahirette cenneti kazanmaya, cemalullahı görmeye ve oradaki bayramlara kavuşabilmeyi bizlere nasip eylesin Yüce Rabbim. Değerli kardeşlerim, bu sene dünyayı saran korona salgını sebebiyle Ramazan-ı Şerif ayında camilerimiz kapalı kaldı. İbadetlerimizi evlerimizde yapmak zorunda kaldık. Rabbim bu virüs sebebiyle insanlığa çok büyük dersler verdi. Herkes kendi payına düşeni aldı. Kıymetli kardeşlerim, gurbette sizler Türkiye'mizin gönül elçileri olarak bulunuyorsunuz. Her biriniz Türkiye'mizin bir gönül elçisi. Sizler güzel insanlarsınız. Çok değerli insanlarsınız. Ne olur bu bayramı fırsat bilerek aralarımızdaki dargınlıklara, kırgınlıklara son verelim ve barıştıralım inşallah. Yine büyüklerimizi ziyaret edelim. Dua kapılarımız olan anne babalarımızın hayır dualarını alalım. İhtiyaçlarını giderelim. Hallerini, hatırlarını soralım. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif bayramı sebebiyle ve geçtiğimiz Ramazan hikmetine, onun güzellikleri hürmetine Yüce Rabbim ülkemizden ve dünyadan bu koronavirüs salgınını kaldırsın. İngiltere'de gurbet hayatı yaşayan kıymetli kardeşlerim ve hasaten Londra Aziziye Camii'nin muhterem ve muhtereme cemaati ve kıymetli talebelerimiz. Gerek Türkiye'mizde gerekse gurbette. Bu sene virüs sebebiyle oldukça buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Bu hastalık bizlere gösterdi ki insan için sağlıktan daha önemli bir hazine yoktur. Ve yine bir şeyi daha öğrenmiş olduk ki kulun Mevlasından başka gerçek manada dostu yoktur. Allah-u Zülcelal kendisini dost edinenlerden inşallah eylesin. Yüce Mevlam hepimizi inşallah bu buruk günlerin ardından idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif bayramında af edilenlerden inşallah eylesin. Ve bu vesileyle 5 yıl boyunca görev yaptığımız Aziziye Camii'nde başta Fahri Baltan hocam olmak üzere teşrik-i mesai yaptığımız Adnan Sağlıkçı hocam, Ebubekir Tezger hocam ve camimizin Fahri müezzini Subhi abimiz olmak üzere siz değerli cemaatimin ve bu video vesilesiyle sesimizin ulaştığı İngiltere'deki bütün din kardeşlerimizin ve kıymetli talebelerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ediyorum.
Bize bu imkanı tanıyan kıymetli kardeşim Ebubekir Tezgah hocama da hasreten teşekkür ediyorum. Sizleri unutmadık. Dualarımızdasınız. Biz de sizlerden dua bekliyoruz. Olur da İstanbul'a yolunuz düşerse İstanbul Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde Hacı Harun Ekşi Camii'nde efendim İmam Hatip olarak görev yapıyorum şu anda. Hepimize kapımız açık. Gönlümüz açık değerli kardeşlerim. Yolu düşen kardeşlerimizi bekleriz. Allah'a emanet olun. Rabbim inşallah bu sıkıntılı günleri bir an önce atlatabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve bu musibetlerden ders alabilmeyi, ibret alabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Değerli Aziye Camii gönüldaşları, Ramazanımız mübarek olsun. Rabbim inşallah bizleri hayırlısıyla bayramımıza ulaştırmamızı, Ramazan bayramımızı bayram gibi, gerçek bir bayram gibi geçirmemizi nasip eylesin inşallah. Zor zamanlardan geçiyoruz. Musibetler var başımızda. Söz şöyledir ki, musibet mala veya cana gelirse, mecazi ibadetlerimize gelirse hakikidir diye. Bizlerin de ibadetlerine bu musibetler geldi. Hakiki bir imtihanla karşı karşıyayız, bir musibetle karşı karşıyayız. Allah-u Teala kimseye çekemeyeceğinden, kaldıramayacağından fazlasından yük büyemez. Yani bize bir sıkıntı, bir şey geldiği zaman şu misali hatırlanmalı Hazreti Mevlana'nın. Adam halıyı dövüyordu. Sen de baktın dedin ki galiba bu adam bu halıya kızmış. Hayır, silkeliyor, temizliyor çünkü saraya serilecek. Yani sana gelen dert bela senin tozunu silkelemek için. Cennete gidiyorsun yani, öyle olmaz kirli paslı. Tabi dertlerimizi, belalarımızı böyle kirli pasla halledilebileceğimiz gibi tövbe ve istiğfarla da halledebiliriz. Tövbe ve istiğfar Allah'tan özür dilemektir. Bu zor zamanlarda Allah-u Teala'ya sığınmamız demektir. Rabbim inşallah bizleri bolca tövbe edenlerden, bu zamanlardan ibret alıp bu zamanları aksine çevirenlerden eylesin inşallah. Yaklaşmakta olan bayramımız tekrar mübarek olsun. Hepinize çok selam söylüyorum. Mersin Silifke Çamlıca'dan çok selamlar. Değerli kardeşlerim, siz cemaatimizden, kardeşlerimizden ayrı kalmak zorunda olduğumuz Ramazan ayını bitirdik. Geçtiğimiz yıldaki Ramazan ayına kıyasla bu yılki Ramazan ayını çok mahzun geçirdik ve mahzun bir şekilde bayrama ulaştık. Rabbim bizleri bir daha bu şekilde bir Ramazan yaşamayı hiçbirimize nasip eylemesin kardeşlerim. Rabbim en kısa zamanda bizleri bu salgın hastalıktan kurtarsın. Cemaatimizle beraber namazlarımızı kılalım. Cemaatimizle beraber camimizde buluşalım. Kur'an-ı Kerimlerimizi okuyalım. Sohbetlerimizi, dertleşmelerimizi beraber icra edelim kardeşlerim. Rabbim cümlemize en kısa zamanda nasip eylesin. Kardeşlerim, Ramazan ayını bitirdik. Bayrama ulaştık. Bayramlar sevinç günleri, sevinci paylaşma günleri. Ama üzülerek ifade ediyoruz ki bu yıl bayramımızı tam manasıyla yaşayamayacağız. Sevincimizi tam manasıyla yaşayamayacağız kardeşlerim. Birlikteliğimizi, beraberliğimizi gösteren kucaklaşmalarımız bu bayramda maalesef olamayacak. Kardeşlerim, yapamayacağımız olan bu bayramlaşma şeklini telefonda, internette, sosyal medyada en güzel şekilde bizi seven kardeşlerimizle icra edelim. Öncelikle yakınımızda olmayan annemizi, babamızı arayarak bayramlarını tebrik edelim. Büyüklerimizi arayarak bayramlarını tebrik edelim kardeşlerim. Yine Allah muhafaza eylesin. Yoktur da hatırlatma babından söyleyeyim. Eğer herhangi birisiyle dargınlığımız varsa bu yıl biz arayalım onu kardeşlerim.
Bu bayramda ilk önce biz arayalım. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifinde buyurduğu üzere küsülüğü bitiren kişinin cennetin kapısını açacağını söylüyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kardeşlerim, yine geçtiğimiz yıllarda bayramlarda kabirleri ziyaret ederdik. Bu yıl tabii ki bu ziyareti yapamıyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuyarak geçmişlerimizin ruhuna bağışlayalım kardeşlerim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi şerifinde buyurduğu üzere Estağfirullah اِقْرَعُوا مَوْتَاكُمْ سُورَةَ الْيَاسِنِ Ölülerinize Yasin suresini okuyunuz tavsiyesi üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyarak biz bunu yerine getirelim. Geçmişlerimizin ruhuna Yasin-i Şerif okuyalım. Her ne kadar da kabristanlığa, kabirlerin yanına gidemiyorsak bile kardeşlerim okuyup onların ruhlarına bağışlayalım. Yine eğer bugüne kadar veremediyseniz fitrenizi, zekatınızı bugün de verelim kardeşlerim. İhtiyaç sahiplerini güldürelim, sevindirelim kardeşlerim. Bizden herhangi bir şekilde irtibatını kesmiş olan dostlarımızla buluşmaya en azından telefonla veya sosyal medya yönüyle, sosyal medya aracılığıyla hangisi imkanı varsa onunla kardeşlerim irtibat kurmaya çalışalım. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifinde buyurduğu üzere aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir grup var ki Allah-u Teala'nın onlara olan lütfu, onlara olan ikramından dolayı birçok kimse onları gıpta edecek. Onlara özenecek. Keşke biz de onlar gibi olsaydık diyecek. Birçok salih, birçok sıddık, birçok evliya, birçok peygamber bu gruptan olsaydık diyecek. Kim o grup kardeşlerim? O grup Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin buyurduğu üzere Allah için birbirlerini sevenler kardeşlerim. Allah için birbirimizi sevelim. Birbirimizin yanında duralım. Birbirimize destek olalım kardeşlerim. Birlik olalım, beraberlik olalım. Bu bayramlar birlikteliğimizin, beraberliğimizin göstergesi. Bizler bunu en iyi şekilde icra etmeye çalışalım. Mahzunuz. Çünkü birlikteliğimizi engelleyen bir salgın hastalık var. Rabbim en kısa zamanda bundan bizleri kurtarsın. Ama diğer yolları, özellikle de sosyal medya yolunu ne olur ama ne olur ihmal etmeyelim. Sevdiklerimizle bayramlaşalım. Dostlarımızla kucaklaşamıyoruz. Telefonda veya sosyal medya yoluyla hangisi ise, hangisine ulaşmak imkanı var ise onunla onlara ulaşıp bayramlarını tebrik edelim. Bu vesileyle kardeşlerim tekrardan hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Tekrardan camimizde, siz cemaatimizle beraber en kısa zamanda Rabbimizin bizleri buluşturmasını canı gönülden niyaz ediyorum. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. En kısa zamanda camimizde, cemaatimizde buluşmak üzere. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan mübarek Ramazan'ı geride bıraktık ve bayrama ulaştık elhamdülillah. Rabbim mübarek Ramazan bayramını tüm ümmeti Muhammed'e ve Azziye camimizin aziz cemaatine, değerli cemaatine mübarek ve hayırlı eylesin inşallah. Rabbim daha nice nice bayramlara eriştirsin. Tüm ümmeti Muhammed'in, hasaten Azziye cemaatimizin bayramı mübarek olsun. Allah-u Teala hayırlara vesile eylesin. Nice bayramlara kavuştursun cümlemizi inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Rabbimize emanet olun. Allah'a emanet olun diyorum. Esselamu aleyküm
ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizleri tanış ve biliş kılan Allah'a tekrar hamd ve sena ediyor. Bayramınızın mübarek olmasını, hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum efendim. Kalın sağlıcakla. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun, gönlünüz huzurla dolsun. Allah'a emanet olunuz. Allah'a emanet olunuz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a emanet olun. Selamu aleyküm. Dear brothers and sisters, Eid Mubarak to everyone, especially the Aziziya Jama'ah, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us the opportunity to meet for many Eids to come.